الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden ve şer'i hükümlerden günlük dersler adlı kitaptan günlük derslerimize başlıyoruz. Birinci dersimiz İhlas ve niyet. Allah Teala buyurdu ki: "Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Men kâne yurîdul hayâte'd-dünyâ ve zînetehâ nuvaffî ileyhim a'mâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yubhasûn. Ulâike'llezîne leyse lehum fi'l-âhireti illen-nâr." وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Her kim yapmış olduğu ameline karşılık olarak dünya hayatını ve ziynetini isterse, yapmış oldukları amellerinin karşılığını orada yani dünyada tam olarak veririz. Noksansız olarak veririz. Ve onlar orada hiçbir haksızlığa da uğratılmazlar. Yani dünyevi mükafatlarından hiçbir şey eksiltilmez. İşte onlar ahiretten ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. Dünyada yapmış oldukları amelleri kendilerine hiçbir fayda vermeyip boşa gitmiştir. Yaptıkları ameller Allah rızasına uygun olmadığı için zaten batıldı. Hud suresi 15 ve 16. ayetler. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Ömer bin Hattab'dan Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller ancak niyetlere göre geçerlilik kazanır. وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى Ancak herkes ancak niyet ettiğinin karşılığını alır. Yani niyetinin karşılığını alır. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin hicreti niyet ve kasıt olarak Allah ve Resulü için ise onun hicreti sevap ve ecir olarak da Allah ve Resulü içindir. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا وَيُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ Kimin de hicreti dünyadan bir menfaat elde etmek veya bir kadınla evlenmek için ise onun da hicreti hicret ettiği gaye içindir. Hadisi Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiş aziz kardeşlerim. Buhari hadis numarası 1, Müslim hadis numarası 1907, Ebu Davud hadis numarası 220, Tirmizi hadis numarası 1647. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Ebu Hurayra'dan Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle derken işittim. İnne evvelen nâsi yuqda yevmel kıyameti aleyhi raculun ustuşhida fe utiye bih. Şüphesiz kıyamet günü insanlar arasında ilk olarak hakkında hükmedilecek kimse dünyadayken şehit olan kimsedir. فَاُتْيَ بِهِ Allah'ın huzuruna getirilir. فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا Allah Teala ona nimetlerini tek tek hatırlatır. O da bu nimetleri kabul eder, ikrar eder, itiraf eder. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا Allah Teala ona sorar. O nimetleri nerelerde kullandın? قَالَ قَاتَلْتُ ف۪يكَ حَتَّ اسْتُشْهِدْ O şehit olan kimse şöyledir. Senin uğrunda, senin yolunda şehit oluncaya kadar savaştım.
قال الله تعالى buyurur ki كذبت yalan söyledin. Yani iddia ettiğin şeyde yalan söyledin. Bu iddian yalandan başka bir şey değil. وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيْ فَقَدْ قِيلْ Fakat sen insanlar sana cesur, kahraman desinler diye savaştın. Nitekim senin için öyle de söylenildi, öyle denildi. ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اُلْقِيَ فِي النَّارِ Sonra o kimse yüzüstü sürünerek meleklere emredilip yüzüstü sürünerek cehenneme atılır. Ve raculun taallama el ilme ve allamahu ve qara el Kur'an. İkinci sınıf insan ilim öğrenen, onu öğreten Kur'an okuyan kimse فَاُتِيَ بِهِ Allah'ın huzuruna getirilir. فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا Allah Teala ona nimetlerini tek tek sayar. O da bu nimetleri kabul eder, itiraf eder. قَالَ فَمَا فَعَلْتَ فِيهَا Bu nimetleri nerelerde kullandın diye sorar Allah Teala kendisine. قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ İlim öğrendim ve onu insanlara öğrettim. Senin için Kur'an okudum. قَالَ كَذَبْتُ Allah Teala ona yalan söyledindir. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ Fakat sen ilmi sana alim desinler diye Kur'an'ı da sana kari yani güzel okuyan ne kadar güzel Kur'an okuyor denilsin diye Kur'an okudun, ilim öğrendin. Fakat kıl nitekim dünya hayatında bu da nitekim dünya hayatında sana senin için böyle söylendi. Thumma umira bihi fe suhiba ala vecihi hatta ulqiya fi'n nar. Sonra emredilip yüzüstü sürüne sürüne cehenneme atılır. ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فاتي به sonra Allah Teala'nın kendisine her türlü nimetleri verdiği bahşettiği kimse getirilir. فعرفه نعمه فعرفها Allah Teala bu nimetleri tek tek ona sayar, o da bu nimetleri kabul ve itiraf eder. قال فما عملت فيها bu nimetleri nerelerde kullandın diye sorar. قال O adam şöyle söyler. مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيهَا لَكْ Senin hoşuna giden, senin razı olduğun hiçbir yol bırakmadım. Hepsinde bu malını harcadım der. قَالَ كَذَبْتْ Allah Teala ona yalan söyledin. فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادْ فَقَدْ قِيلْ Sana cömert denilsin diye yaptın. Nitekim sana böyle denildi. ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجِهِ Hatta ulqiya fi'n nar sonra emredilir yüzüstü sürüne sürüne cehenneme atılır. Hadise İmam Müslim rivayet etmiş aziz kardeşlerim. Bir sonraki dersimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.